Arkadaşlar merhaba. Konumuz basamak analizi veya farklı kaynaklardaki adıyla sayı sistemleri. Bu kısma geçmeden evvel rakam dediğimiz sayı kümesinden bahsetmek istiyorum. Rakamın tanımıyla ve hemen arkasında da konunun temel özellikleriyle ilgili kısımdan bahsedeceğim. Rakam dediğimiz semboller sayıları ifade etmek için kullanılan matematiksel semboller diye geçer ve bizim rakamlar kümemizin içinde onluk sayma sistemini kullandığımız için onluk sayma sistemindeki rakamlar olan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayıları vardır. Bunlar kullandığınız sayı tabanına göre değişir. Biz onluk sayma sistemini kullandığımız için onluk sayma sisteminde 0'dan 9'a kadar olan sayılar rakamdır. Eğer biz 15'lik sayma sistemini kullanıyor olsaydık 0'dan 14'e kadar olan sayılar birer rakam olurdu. 14'te rakam olurdu ama neyse ki onluk sayma sistemini kullanıyoruz. Rakamlarımız bunlar. Şimdi bunlarla ilgili örnekler nasıl gelir, nasıl sorulur, ne tarz örnekler var? Önce onlara bir bakalım. Arkasına da çözümleme kısmına geçeceğim. Şöyle bir örneğimiz var rakamlarla alakalı. 4 basamaklı rakamları farklı. En küçük pozitif çift sayı ile 3 basamaklı rakamları farklı. En büyük pozitif sayı arasındaki fark kaçtır diye sormuş. Şimdi sayının 4 basamaklı olduğunu biliyorsun. Sayının 4 basamaklı olması demek 4 tane haneye sahip olması, diğer sayının 3 basamaklı olması demek 3 tane haneye sahip olması anlamında. Burada ilk söylenen cümleye baktığınız zaman rakamları farklı, 4 basamaklı en küçük pozitif çift sayıyı arıyorsun. Dolayısıyla yazabilecek sayı için gidip de başa 9'u yazmaman gerek. Yazabildiğin en küçük sayı istediğinden alınabilecek en küçük rakamları seçersin. Başa 1 yazıyorum bu yüzden. Başa 0 neden yazmadın? Eğer başa 0 yazarsan sayı 4 basamaklı olmayacak o yüzden. 1 ile başladım, 1 ile açılışı yaptım. Şimdi yanına gelebilecek diğer rakam aklından 2 geçiyor olabilir ama değil. Eğer 2'yi yazmak yerine 0'ı yazarsan sayı daha ufak bir hale gelir. 0. Şimdi rakamları farklı dediği için kullandığın rakamı bir kez daha kullanmaman gerek. Bir sonraki sayı 2. Şimdi sayının çift olduğu söylendiği için, bak şurada yazıyor. Sayının çift olduğu söylendiğinden birler basamağına gelecek rakam çift rakam olmalı. Bu yüzden sayı 1024'tür. Diğer sayıya gel. 3 basamaklı rakamları farklı. En büyük sayı, en büyük pozitif sayı. 3 basamaklı rakamları farklı. En büyük sayı istiyorsun. En büyük istiyorsun. Bu yüzden yapman gereken şey bir yüzler basamağına en başa 9'u yazmak. Rakamları farklı dediği için 8. Sayının tekliğinden veya çiftliğinden bahsetmediği için 7. En büyük sayı bu. En küçük sayıyı zaten demin bulmuştuk. Aralarda bu iki sayının arasındaki farkı istemiş. Bu iki sayıyı birbirinden çıkarıyorum bu yüzden. Çıkardığın zaman 37 kalır. İşte istediğin cevap 37 olur arkadaşım. Şöyle bir örneğimiz daha var. Asal rakamlarıyla yazabilecek 3 basamaklı en büyük sayı. Şimdi asal sayının ne olduğunu bir söyleyeyim. Siz şöyle soruyu bir okuyun, tamamlayın. Şimdi asal sayı dediğimiz şey şöyle tanımlıydı. Asal sayılar kümesi. İleride biraz daha büyüdüğünüz zaman asal sayılar diye bir konumuz var zaten. Asal sayılarla ilgili detayları orada vereceğim. Ama şu an için sadece asal sayının tanımını biliyor olmak yeterli. Asal sayı dediğiniz sayılar birden ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük sayılardır. Kim bu adamlar? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 diye sonsuza kadar devam eden sonsuz tane elemanlı bir küme. Şimdi bunun içinde asal olduğu halde rakam olanlar var. Hem asal hem de rakam olan sayılar 2, 3, 5 ve 7. İşte bu 4 tane de rakam aslında sorunun malzemesi olan rakamlar. Şimdi soruya tekrar dön. Asal rakamlarla yazabilecek rakamları farklı 3 basamakta en büyük sayıyı arıyorsun. O halde asal rakamları kullanarak yazabileceğin en büyük sayıyı aradığına göre en büyük rakamın 7. Rakamları farklı dediği için bir sonraki rakam 5. Rakamları farklı dediği için bir sonraki rakam 3. Dolayısıyla 3 basamaklı rakamları asal olan rakamları farklı en büyük sayı 753. Şimdi tam tersini düşünüyorsun. Diyor ki asal rakamlarla yazılabilecek 2 basamaklı en küçük doğal sayı. 2 basamaklı en küçük doğal sayı arıyorsun. O halde bu sefer de küçük rakamları kullanman gerek. Başa 2, rakamları farklı dediği için 3. İşte bu iki sayının toplamı kaçtır diye sormuş. Topluyorsun artık. Buradan 776 yapar. İşte cevap 776 olur arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir örneğimiz daha var arkadaşlar. 1, 3, 4, 5, 6, 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 2 basamaklı sayıların toplamı en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi bu sorunun çözümü için genellikle öğrencilerin yaptığı ilk ve yanlış çözüm şöyle bir şey olabiliyor. Diyor ki vatandaş en büyük sayı arıyorum madem 76, 54 ve bu sayılardan birini 31 olarak seçerim. Madem hepsini bir kere kullanacağım. 76, 54 ve 31 sayıları en büyük sayılardı zannedip
Bu adamları topladıktan sonra 11, 12, 15, 16, 161 cevabını söylemek. Ama bunu bu şekilde yapmak yerine şu an vereceğim gibi yaparsan şu an bulduğundan daha büyük bir toplam buluyorsun. Bu yüzden bu şekilde değil, şöyle çözüyorum. Bakın arkadaşlar, burada bizden istenen şey bu sayıların toplamının en büyük olması olduğundan rakamları, daha doğrusu büyük olan rakamları büyük basamaklara getirmek lazım. Dolayısıyla bir önceki çözümde yaptığın gibi 6'nın burada harcanmaması lazım. 4'ün burada harcanmaması lazım. Burada yapılacak şey şu. Büyük olan rakamları başa getiriyorum. Diyorum ki 7, 6, 5. Bunları başa aldım. Bunları başa yazdıktan sonra, büyük rakamlar başa geldikten sonra diğer sayıların artık nereye geldiği çok da önemli değil. 1, 3, 5 kaldı. 1, 3, 4 kaldı. 1'i yaz. 3'ü yaz, 4'ü yaz. İşte bu koşula uygun sayılar içinde en büyük olan sayılar 71, 63 ve 54'tür. Bunları topladığın zaman çıkan sonuca bir bak. 4, 7, 8, 12, 18. İşte arkadaşım cevap 188'dir. Bu sayıların toplamının alabileceği en büyük değer bu yüzden 188 olur arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz daha var. Bu yakın tarihte bir sınav sorusunun benzeri. Şimdi ne yapılabileceği ile ilgili koşulunu sağlayan A, B, C, 3 basamak sayıların toplamı demiş de burada yapılabilecek işlemlerle ilgili. Şimdi ilk başta düşünülecek şey burada şu. A, B, C madem ki bu sayı A, B, C 3 basamaklı sayısı burada A'da, B'de, C'de birer rakam olmalı diyorum. Bunların hepsi birer rakam olduğuna göre A, B, C sayıları için uygun değerleri belirlemeye çalışıyorum. Uygun değerleri belirleyebilmek için bakın soruda bir kural verilmiş. Kafaya göre verme. Bu kurala göre ver. Şimdi bu kuralı uygun sayıları belirleyebilmek için istediğin rakamdan başla aslına bakarsan. Nereden başladığın çok da önemli değil. Ama bana sorarsan burada C üzerinden değer vermek sorunun çözümünü daha kısa hale getirir. C rakamı üzerinden açılış yaptığın zaman ilk sayı C'nin yerine alabileceğin küçük değer 0 verdiğin zaman C'ye 0 değerini verdiğinde bak şu ifadeye bakarsan B sayısı C'nin 2 fazlası olduğu için C'ye 0 dediğin zaman B rakamı 2 olur. B'ye 2 dediğin zaman A'da B'nin 1 fazlası olduğundan B 2 olduğu için A rakamı 3 yapar. Yani A 3, B 2, C 0 o halde yazabildiğin sayı 320. Bu sayılardan biri. Diğer sayıya gel şimdi. C'ye 1 de 0 demiştin. Şimdi C'ye 1 değerini vererek devam et. C'ye 1 verdiğin zaman B rakamı C'den 2 fazla olduğu için 3 yapar. B'ye 3 dediğin zaman A rakamı 4 yapar. Yani oluşan sayı 431 gelir. Bir sonraki sayıya karar vermek için C'ye 2 ver. C'ye 2 değerini verdiği zaman B rakamı C'den 2 fazla olduğu için 4. A rakamı B'den 1 fazla olduğu için 5. 542 oluşan sayı. Bak dikkat edersen aslında bundan sonra sıralı gidiyor yapacağın işlem. Yani sen C'ye 3 verdiği zaman bu adam 5 yapacak. Bu adam 6 ve oluşan sayı 653 olacak. C'ye 4 verdiğiniz zaman B rakamı 6 olur. B 6 olduğunda A rakamı 7 olur. Yani oluşan sayı 764 olur. C'ye bir sonraki sayıyı ver. 5. C'ye 5 dediğin zaman B 7. B'ye 7 dediğin zaman A 8. Dolayısıyla oluşan sayı 875. Ve son sayıya geliyorsun artık. 6D, 8D, 9D, 986 yapar. Bu adama karşılık son sayıyı verdiğin zaman C'nin yerine 7 verdiğinde B rakamı 9 yapar. B'ye 9 dediğin zaman A 10 yapar. İşte burası işi bırakman gereken nokta. Artık burada A rakamı 10 değerini aldığından ve rakamlıktan çıktığından bırakman gereken noktaya varıyorsun. İşte senden istenen şey bu sayıların toplamı. Artık bunları topla. Bunları topla da gel. Topla bu adamları. 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21'in biri. 2 elde. 9, 14, 20, 27, 35, 36, 3 elde, 7, 12, 18, 25, 33, 42 ve 3 de eldeydi, 45 yapar. Yani sorunun doğru cevabı arkadaşlar 4561 yapar. Koşula uygun sayılar işte bu şekilde bulunur ve toplanır. Diğer soruya gel. A ve B birer rakam olmak üzere koşulunu sağlayan A ve 2 basamak sayılarının toplamı kaçtır? Deminkinin biraz daha hafif bir hali aslında. Şimdi A ile B'nin toplamını biliyorsun 4. Bu koşula uygun 2 tane rakama ihtiyacın var. Öyle ki toplamları 4 olacak. Ve AB 2 basamaklı sayı olacak. Şimdi AB 2 basamaklı sayı olacak diyorsun. Birinin en küçük değerinden başla. Mesela B'den ver. B'ye 0 değerini verdiğin zaman A rakamı 4 yapar. Toplamları 4 olacak. O halde bu koşulu sağlayan ilk rakam, ilk sayı 40.
B'yi 1 dediğin zaman A 3 yapar, oluşan sayı 31 olur. B'yi 2 dersin 2 olur. Soru içinde ara kanları farklı demediği için, A ve B birbirinden farklı demediği için A 2 B 2 olabilir. Oluşan sayı 22 olur. A'ya B'ye 3 dediğin zaman A 1 yapar, 13 olur. Ama B'ye 4 dediğin zaman A 0 olur. A 0 olamayacağı için, neden 0 olamayacağına şöyle bir bak. A B 2 basamaklı sayı diyor. A B 2 basamaklı sayı ise burada başa gelen sayı, başa gelen rakam 0 olamaz. Bu yüzden A'nın yerine 0 alamıyorsun. İşte burada bırakman gerekiyor. Ve bu koşula uygun olan sayılar 40, 31, 22, 13'tür. Topla gel bu adamları, kaç yaptığına bir bak. 6, 106. İşte bu sorunun cevabı 106 olur arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz daha var. Rakamları çarpımı 24 olan 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi ne halt yesin geldi? Şöyle bir bak soruyor. Rakamları çarpımı 24 olsun istiyorsun, 4 basamaklı olsun istiyorsun. Şimdi önce en büyük sayıyı belirle. 1, 2, 3, 4. 4 tane hanem var. Bunların çarpımı 24 olacak. Şimdi burada arkadaşlar sayıların çarpımının en büyük olmasını, özür dilerim, sayının en büyük olmasını istediğinden hani gidip de başa 1 ile başlamaman lazım. Alabileceğin en büyük, bu sayının alabileceği en büyük değeri aradığından başa 1'i değil yazabildiğin en büyük rakamı yazman lazım. Şimdi başa 9'u yazsam diyorum, düşünüyorum. Başa 9'u koysan bu 9 sayısı ile diğer rakamların çarpımı 24 olması gerektiğinden 9'da hiçbir rakamın çarpımı 24 olmayacağı için başa 9 gelmez diyorum. Başa 9'u yazmıyorum bu yüzden. Başa 9'u yazmak yerine deniyorum 8'i. En başa 8'i yazdım. Şimdi 8 ile diğer rakamların çarpımı 24 olacak. Şimdi düşündüğün zaman 8 ile çarpıldığında 24 eden bir sayı var mı? Var. 3. O halde bunun hemen yanına gelmesi gereken rakam 3. 8 ile 3'ü çarptın 24 oldu. Diğer rakamları salladın gitti. Yazdın 0 0. Eğer buralara bu şekilde 0 0 dersen rakamları çarpımı 24 değil 0 oluyor arkadaşım. Bu yüzden buralara 0 gelemez. Peki ne gelecek diye düşün. 8 ile 3'ün çarpımı 24 zaten. O halde diğer rakamlar 1 1 olmalı. Sayının rakamlarının farklı olduğu söylenmemiş ki. Bu yüzden koşula uygun sayılardan en büyük olanı 8311'dir. En büyük sayı bu. Peki en küçük sayı kaç? Aslında çok fazla eziyet çekmeye gerek yok. En büyük sayı buysa en küçük sayı rakamlarının tam ters dizilmiş halidir. 1, 1, 3, 8, 1138 sayı da bu. En küçük sayı bu. Diyor ki bu iki sayının toplamı kaçtır? Topla o zaman. 9, 4, 4, 9. 9449'dur bu iki sayının toplamı arkadaşlar. Gelelim şöyle bir örneğe. A eşittir B çarpı C koşulunu sağlayan ABC 3 basamaklı sayısı kaç tanedir diye sormuş. ABC 3 basamaklı sayısı. Şimdi ne halt yenir? Biraz kalabalıkça bir soru. Şimdi B ve C'ye değer vererek başlayacağım birazdan ama B'ye hangi değerleri vereyim ki C'nin değerlerini bulayım? Bir sürü olabileceğini göreceksin birazdan. Ama önemli olan burada bir sürü olmasından, bir sürü olmasından ziyade bunları nasıl sayabileceğine karar vermek. Şimdi şöyle bir açılış yapalım. B ile C'nin çarpımı A rakamını verecek. O halde arkadaşlar diyorum ki B rakamı 0 olsa acep B rakamı 0 olabilir mi? B'ye 0 dediğiniz zaman B ile C'nin çarpımı A rakamını verdiğinden B rakamı 0 olduğuna göre A eşittir B çarpı C idi. B'ye 0 değerini verdiğin zaman A rakamı 0 yapar. Dolayısıyla A'nın yerine 0 gelmesi demek sayının 3 basamaklı olmaması demek. Bu yüzden bunu es geçiyorum. Şurayı sildim. B'nin yerine bu yüzden 0'la değil 1'le açılış yapıyorum. B'ye 1 değerini versem acaba buna karşılık C rakamının alacağı değerler ne olur? Şimdi C rakamı 1 olur mu diye bir düşün. B 1 iken C 1 olursa 1 ile 1'in çarpımı A'yı veriyordu. O halde rakam olur, bir problem yok. Yani siz B'ye 1 değerini verdiğiniz zaman C 1 olur. A ile B ile C'nin çarpımı da A olduğu için A'da bir rakam olur olur. C'ye 2 değerini ver. 1 kere 2 rakam. C'ye 3 değerini ver rakam. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yani siz burada B'nin 1 değerini sabit tutup C'ye yukarıdan aşağı doğru 1'den 9'a kadar değer verdiğiniz zaman A, B ile C'nin çarpımı A'ya karşılık geldiği için buradan 9 tane sayı yazarsın. Yani toplamı buradan 9 tane sayı yazılır. Şimdi B'ye 1 dedin, B'nin değerini artır da gel. B'ye 2 diyorum.
B'nin yerine 2 yazdığınız zaman, şimdi C'nin alacağı değerler biraz daha az olacak. Bak şöyle olacak. C'nin yerine 1 yazarsan 2 kere 1, 2'dir rakamdır. C'nin yerine 2 yaz, 2 kere 2, 4'tür. 3 yaz, 2 kere 3, 6'dır. 4 yaz, 2 kere 4, 8'dir rakamdır. Ama C'nin yerine 5 yazdığın zaman, B 2, C 5 olduğunda 2 ile 5'in çarpımı 10 olduğu için A rakamlıktan çıkar. Bu yüzden C'ye en son 4 veriyorum. 5 için hiçbir şey sağlanmadığından. Dolayısıyla arkadaşlar burada gelebilecek, yazılabilecek sayı adedi sadece 4 tane. B'ye 2 dedin, devam et B'ye 3 değerini ver. B eşittir 3 için C'nin alacağı değerler 1 olur, 2 olur, 3 olur. Bu sefer 4 olmaz. C'nin yerine 4 verdiğin zaman 4 kere 3 12 olur. Rakamlıktan çıkar 3 tane. B'nin yerine 4 ver. C'nin alacağı değerler 1, 2 olur. 3 verirsen rakam olmaz. Burada kalır. 2 tane buradan. C'nin yerine 1, B'nin yerine bir sonraki değer olan 5'i ver. B'ye 5 verdiğin zaman C rakamı 1 olur. 2 bile diyemiyorsun. Sadece 1 olur. 1 tane. Yani B'nin yerine 6 verirsin. C yine 1 olur. 1 tane. B'nin yerine 7 verirsin. C 1 olur. Yine 1 tane. B'nin yerine 8 verirsin. C yine sadece bir değerini alabilir. Bir tane. Ve son olarak B'nin yerine 9 verirsin. C yine 1 olur. A değeri 9 olur. Ve buradan da yine bir tane değer gelir. Dolayısıyla bu soruda sizin ABC şeklinde yazılabilecek koşula uygun sayılarınızın adedi, şöyle topla da gel bu adamların kaç tane olduğuna bir bak. 9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 tane sayı yazılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla 23 tane sayı yazılır. Bu sorunun cevabı da 23 tane sayıdır. İşte size cevap arkadaşlar. Şöyle bir örnek daha. X, Y, Z birer rakam. X eşittir 2'ye, Y eşittir 2Z. Olduğuna göre X, Y, Z şeklinde yazılabilecek 3 basamaklı sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi çözüm için ne yapacağına şöyle bir bak. X eşittir 2'ye, Y eşittir 2Z. X, Y, Z yerine değer ver. X'i bulmak için Y'ye değer vermen lazım. Y'yi bulmak için Z'ye değer vermen lazım. Aslında dolayısıyla direkt gidip Z'ye değer vermen lazım. Z'ye bir değerini verdiğin zaman Y sayısı Z'nin iki katı olduğundan bak işte burada. Siz Z'ye bir değerini verdiğinizde Y'nin değeri 2 yapar. Y'ye 2 değerini verdiğinizde x'te y'nin 2 katı olduğundan x'in değeri 4 yapar. Dolayısıyla oluşan sayıya şöyle bakarsan z1, y2, x4 421 x sayındır. İşte malzemelerden ilki bu. Diğer sayıya geç. Z'nin yerine 1 verdin. 2 veresin gelmeli. 2 verdiğin zaman y sayısı z'nin 2 katı olduğundan 4. x'te y'nin 2 katı olduğundan 8. Yani oluşan sayı 842. 3 ver. Z'ye 3 ver de gel. Z'ye 3 verdiğin zaman Y sayısı 2 katı olduğu için 6. Y'ye 6 dediğin zaman X 2 katı olduğu için 12. Ama burada Z'ye 3 dediğinde Y'ye 6 buldun. X'i 12 buldun. 12 rakam olmadığı için artık yolun sonuna geldin. Şuraya geçiyoruz. Dolayısıyla bu şartı sağlayan 2 tane 3 basamaklı sayı vardır. Bunlardan biri 421, birisi 842'dir. Bu adamları toplamanı istemiş. Topladığın zaman 3, 6, 12. 1263 olur arkadaşlar sorunun cevabı. Şimdi sırada çözümleme işlemimiz var arkadaşlar. Çözümleme bir sayıyı basamaklarının sayı değerleri türünden yazma işlemidir. Ve çözümlemeyi yapabilmek için önce basamaklardan bahsedeceğim. Basamakların hemen arkasından da sayının çözümlemesi nasıl yapılır onu söyleyeceğim. Şimdi 4 basamaklı bir sayı. İsterse 50 basamaklı olsun işlem değişmeyecek. A, B, C, D sayısı 4 basamaklı bir sayı olmak üzere D rakamının bulunduğu yer birler basamağı diye adlandırılır. C rakamının bulunduğu yer onlar basamağı diye adlandırılır. B rakamının bulunduğu yer yüzler basamağıdır diye adlandırılır. A rakamının bulunduğu yerde binler basamağı diye adlandırılır. Eğer daha da basamak olsaydı binlerden sonra yüz binler, binlerden sonra on binler, yüz binler, milyonlar diye devam edecekti. Şimdi çözümleme dediğimiz işlemin ne olduğunu da söyleyelim.
A, B iki basamaklı sayı olmak üzere. Ha bak burada şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Soru içinde A, B'nin iki basamaklı sayı olduğu söylenmediği sürece A, B sayısı iki basamaklı sayı olarak alınmaz. A ve B'nin çarpımı şeklinde alınır. Soru içinde belirtir zaten bunu size. A, B iki basamaklı sayı olmak üzere iki basamaklı iki basamaklı sayı şu şekilde çözümlenir ve sorunun içine öyle dahil edilir. AB iki basamaklı sayı olmak üzere bu sayı 10 çarpı onlar basamağındaki rakam olan A artı B rakamı şeklinde çözülebilir. Çözümlenir. 3 basamaklı bir sayı olsaydı eğer A, B, C şeklinde bir rakam sayı olsaydı 100 çarpı yüzler basamağındaki rakam A artı 10 çarpı onlar basamağındaki rakam B artı birler basamağı şeklinde çözümlenir. Eğer ki sayı 4 basamaklı olsaydı 1000 çarpı binler basamağındaki rakam A artı 100 çarpı yüzler basamağındaki rakam artı 10 çarpı onlar basamağındaki rakam artı birler basamağındaki rakam şeklinde çözümlenir ve soruya dahil edilirdi. Bu şekilde dahil edilir. Bakın çözümleme işlemiyle ilgili şöyle de bir örnek vereyim. Mesela 327. Bu sayı, tabi bu 327 için zaten bu bildiğin bir sayı olduğu için burada pek bir anlamı yok bu işlemin. Ama 327 sayısını çözümlemek istersen bunu şöyle yazarsın. 100 çarpı yüzler basamağındaki rakam olan 3 artı 10 çarpı onlar basamağındaki rakam olan 2 artı birler basamağı der. Bu şekilde çözümlersin. 327 için anlamsız ama bakın nerede anlamlı hale geliyor. İşte size bununla ilgili bir örnek. AB 2 basamaklı sayısı için AB eksi BA eşittir 63 olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır? İşte bununla ilgili bir örnek. Şimdi bu soruyu yapmanın bir yolu, başka yollar da olabilir ama genel yolu, bütün sorular uygulanabilecek olan yolu bu sayıları çözümlemekten geçer. AB ve BA sayılarını çözümlüyorum. 10 çarpı onlar basamağındaki rakam artı birler basamağındaki rakam AB eksi BA eşittir 63. Şimdi AB sayısını çözümlediğin zaman 10 çarpı A artı B şeklinde çıkar. Sıra geldi BA sayısına. Eksi. Şimdi BA sayısını çözümlüyorum. BA sayısını çözümlerken yine aynı şekilde 10 çarpı onlar basamağı artı birler basamağı eşittir 63. Ama eğer bu sayı ifadeyi bu şekilde yazarsan geçmiş olsun. Çünkü burada bir hata yapıyorsun. Burada yapılan hata şu arkadaşım. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu eksi işareti AB'nin hepsine ait. Dolayısıyla AB'yi çözümlediğiniz zaman AB'nin içinden çıkan her şeye de aittir. Her şey AB'nin içinden çıkan her şeye ait olmasını belirlemek için yapılabilecek bir tek şey var. O da parantez açmak. Parantez Türkçedeki iyilik eki gibidir. Kimin kime ait olduğunu belirtir. Bu eksi işaretinin BA'nın içinden çıkan 10B artı A ifadesine ait olduğunu belirtmenin bir tek yolu var. O da önüne parantez koymak. İşte işlemin doğru olanı bu. Bunu artık devam ettiriyorum. 10A artı B eksi parantez açıyorum. Parantezin önündeki eksi işaretini içeriye dağıtıyorum. 10B eksi A eşittir 63. İşlemi alabilecek olanlar var. Dikkat edersen burada 10A ile A şu iki adam işlemi alabilir. Ben de bu iki adamı işlemi alıyorum. Bununla bunu 10A'dan A'yı çıkardığın zaman 9A kalır ve burada B'li olanları da işleme alabilirsin. Şu ikisi eksi 9B olur. Eşittir 63. Sol tarafı 9 parantezine alıyorum. 9 parantezinde A eksi B 63. Şimdi 9 ile çarpıldığında 63 eden sayıya 7 diyebilirsin veya her iki tarafı 9'a bölebilirsin. 9'a bölüyorum, 9'a bölüyorum. Buradan eşitliğin her iki tarafından 9'lar sadeleşeceği için şuradan A eksi B farkı 7 yapar. İşte size cevap. Bu koşulu sağlayan rakamlar için A, X, B farkı sorulmuştu. Cevap 7 olur arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz daha var. A, B, C rakamlardır. Olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Yapacağın şey aslında yine aynısı. Şöyle bir çözüm yolu izlenebilir burada. Hepsini çözümlüyorum. Ya erinme arkadaşım. Bak kısa yolları var. Şimdi bir ikinci yol daha vereceğim ama her soruyu uygulayamazsın. Bu yüzden genel işlem sayıların çözümlenmesi ve çözümlendikten sonra soruya dahil edilmesidir. Sayıların hepsini çözümlüyorum. A, B, C 3 basamaklı sayısını çözümlüyorum. 100 çarpı yüzler basamağındaki rakam artı 10 çarpı onlar basamağındaki rakam artı birler basamağındaki rakam artı
Sıra geldi BCA sayısına. BCA'yı çözümlediğin zaman 100 çarpı 100'ler artı 10 çarpı 10'lar artı 1'ler artı diğer sayı CAB sayısı 100 çarpı 100'ler artı 10 çarpı 10'lar artı 1'ler eşittir 1332. Şimdi bundan sonraki kısım harfli ifadelerde işlem yapar gibi topla gel hepsini. Bu ifadeleri toplayarak baktığın zaman 100A, 10BC ve diğer ifadeleri topladığında bak burada bir 100A var. Şurada bir A daha var 101. Bir A, 10A da burada var. Topladığınız zaman hepsini 111A yapar. Aynı duygularla gel B ve C'li ifadeleri topla. 10B, 110B ve şuradan bir tane daha var 111C. 111B özür dilerim. Artı diğer adamı da topla gel. C'li olanlar. C, 11C, bir 100C de buradan var. 111C eşittir 1332. Sol tarafta 111'den ortak 111 parantezine alasım geldi. Aldığınız zaman 111'leri dışarıya çektiğinizde içeride ABC kalır. 1332 ve eşitliğin her iki tarafını 111 fazlalık olan sayıya bölüyorum. 111'e böldüm, 111'e böldüm. 111'ler sadeleşti. Buradan da çıka çıka geriye A artı B artı C eşittir. 1332'yi 111'e bölersen 12 olur. İşte sorunun cevabı bu. En sağlam yolu bu. Böyle yapın. Ha, macera arıyorsan farklı yollar var. Mesela şöyle bir yöntem daha var. Bakın da buraya çizeyim. İkinci yol. Sayıları alt alta yaz. A, B, C. B, C, A. C, A, B. Toplamışsın bu adamları. 1332 etmiş. Şimdi düşünce şekli şu aslında burada. Ben bu toplamayı nasıl yaparım? Bu toplamanın yapılış şekli şu arkadaşım. Hani hepiniz zaten bilirsiniz bunu. Bu rakamları toplarsın. C, A, B'yi toplarsın. Sonucunu altına yazarsın. Elde varsa elde tutup kaydırırsın. Şu diğer sayıları ortadaki sütuna geldiğin zaman yine B, C, A'yı toplarsın. Bak şunları toplarsın. Sonucunu altına yazarsın. En sonunda da en sol sütunda A, B, C'yi toplarsın. Altına geçersin. Şimdi burada dikkat edersen en sağdaki şu kırmızı ile işaretlediğin sütunda C, A, B'nin toplamı ikili bir şey etmiş. Mesela 2 olabilir, 12 olabilir, 22 olabilir gibi. Ortadaki sütuna geldiği zaman şu sarı sütun, şurası. Aynı sayıları yani B, C, A'yı bir kez daha topladığın zaman bu sefer 3 etmiş. Bak bunun anlamı şu. En sağ sütunda C, A, B'yi topladığın zaman 2 ediyor. Ortadaki sütunda yine aynı sayılar B, C, A'yı topluyorsun 3 ediyor. Bunun anlamı şu. En sağ taraftaki sütunu topladığın zaman bir tane elden kalmıştır. Bu eldeyi ortadaki sütunda elde olarak üstüne eklemişsin demektir. Bu yüzden CAB sayılarının toplamı veya ABC rakamlarının toplamı bir tane elde bırakan bir sayı olması gerektiği için 12'dir. Cevap bu şekilde de yapılır. Ama her soruya böyle çözüm yapamazsınız. En sağlam yol uzun da olsa sol taraftaki. Bak şöyle bir örnek. 3 basamaklı ABC sayısı için toplamının değeri kaçtır? Bu yakın tarihli bir sınav sorusu. Birinci yol. Demin anlattığım gibi yap. ABC'yi, BCA'yı, CAB'yi çözümle. Aslında bak bunu çözümlediğin zaman tekrar uzun uzun yazmayalım. İşte demin yaptığın şey. ABC, BCA, CAB. Bu sayıları çözümlediğin zaman, bak şu adamları çözümlediğin zaman çıkan ifade şuydu. 111A artı 111B artı 111C ifadesi çıkmış. Şimdi uzun uzun tekrar çözümleyerek yazmaya gerek yok. Zaten demin yaptın. ABC, BCA, CAB'yi çözümlediğin zaman 111 parantezinde A, B, C gelecek. Toplamın değeri bu şekilde bulunur. Şimdi soruya şöyle baktığın zaman burada görüyorsun ki sana sorunun başında bir şey daha verilmiş. 19. ABC'nin toplamının 19 olduğunu biliyorsun. Yani bu işlem aslında 111 kere 19 demektir. 111 ile 19 çarp cevaptır. Çarp 111 çarpı 19. Bu ikisini çarptığın zaman 999 111 topla
9, 0, 11, 1109 gibi bir şey oluyor. 2109, pardon, özür dilerim. 2109 oluyor. Cevap bu. Bu şekilde çözmende bence fayda var ama maceralı bir çözüm daha var. Bak, bu çok daha güzel bir çözüm ama her soruyu çözmüyor işte. Şöyle yaparsın. Alt alta yazarsın. A, B, C. B, C, A. C, A, B. Bunları alt alta yazar, alt alta toplarsın. Şöyle toplarsın. Dersin ki önce ben bu tarafı toplarım. Bu üçünün toplamı kaç eder diye bakarsın. Dikkat edersen burada C, A, B'nin toplamı zaten yukarıda verilmiş 19. O halde C, A, B'nin alt alta toplamı 19'un 9'u elde var 1 diye tutarsın. Orta sütuna gelirsin. B, C, A'yı toplarsın. B, C, A toplamı yine aynı sayıların toplamı. İşte yine 19. 19 var. Demin de elde 1'im vardı. 19 toplama karşılık. Bir de elden vardı, onu da ekledi üstüne. 20. 20'nin 0'ı. Elde var 2. Tekrar aynı toplamı bir kez daha yap. Bak şu açık mavili kısım. A, B, C toplamı. Elde var 2 unutmadan. A, B, C toplamı zaten 19'du. Yine burası. 19. 2 de elden vardı. 21. 21'in 1'i. Sayı bitti. Elde de 2 vardı. Elde de şu başka tarafa ekle. İşte 2109. Bu da bir çözüm yöntemi. Kısa, tamam. Ama her soruya uygulayamazsınız. Gelelim şöyle bir örneğimize. AB 2 basamaklı sayısı için A büyüktür, B büyüktür 3 ve olduğuna göre kaç farklı AB sayısı yazılabilir? Bunu çözmenin yollarından bir tanesi. Dediğim gibi korsan bazı yollar var ama biz yine normal olarak çözümleyerek yapalım arkadaşlar. AB artı BA eşittir 121. Bunları dahil edebilmek için çözümlemen lazım. AB'yi çözümlüyorum, 10 çarpı 10'lar artı 1'ler. BA'yı çözümlüyorum, 10 çarpı 10'lar artı 1'ler eşittir 121. A'lı B'li olanları bir tarafa toparlayıp işlem yaptığın zaman 11A artı 11B 121. 11 parantezini alıyorum. 121, her iki tarafı 11'e bölüyorum. 121'i 11'e bölersen A ile B'nin toplamı 11 yapar. İşte malzemen bu. Ama sana bunu sormamış. Sizden istenen şey burada şu koşul altında yazabilecek olduğun sayıların toplamı. Kaç tane sayı yazabilecek olduğun. Bunu biliyorsun. Demin buldun. A ile B'nin toplamı 11 olacak. Şimdi toplam 11 olacak ve şu şartı sağlayacak sayılar arıyorsun. Hangi sayılar olabilir? A ve B 3'ten büyük. O halde arkadaşım, B sayısı madem 3'ten büyük, B'nin yerine 4 ile açılış yap. B'nin yerine 4 yazarsan A ile B'nin toplamının 11 edebilmesi için B 4 olduğunda A 7 olur. Yani yazabildiğin sayı 74. Birinci sayı. B'ye 5 dediğin zaman ikisinin toplamı 11 olacağı için A 6 yapar. Yazabildiğin sayı 65 yapar. Uygun. Bir sonraki sayı B'ye 6 dediğin zaman toplamın 11 olabilmesi için A'nın 5 olması gerekir ama sorunun öncülünde verilen şu A büyüktür, B büyüktür 3, yani A B'den daha büyüktür ifadesini göz ardı etmemen lazım. A'nın B'den büyük olduğunu da düşündüğün zaman B 6, A 5 olamaz. Çünkü A B'den daha büyük olmalı. Bu yüzden yazabileceğin iki tane sayı vardır. Bunlardan biri 74'tür, diğeri 65'tir. Cevap iki tane sayı vardır. Cevap bu arkadaşlar. Çözülemeyle ilgili şöyle değişik örnekler artık. 3 basamaklı bir sayının yüzler ve birler basamağı yer değiştirildiğinde sayının değeri 396 azalıyor. Bu sayının birler ve yüzler basamağı arasındaki fark kaçtır? Şimdiki arkadaşım, sayı ortada yok. Bunu bizim bir matematik diline bir çevirmemiz lazım. 3 basamaklı bir sayı A, B, C olsun. Şimdi adamın söylediği işlemi yaptığın zaman ne olduğuna bir bak. Diyor ki sana birler ve yüzler basamağını yer değiştir. Birler ve yüzler basamağı dediği şey aslında burada A ve C. A ve C'yi kastetmiş, A ile C'nin yerlerini değiştiriyorsun. B sabit kalıyor. Yani oluşan sayı C, B, A. Şimdi burada bir yargı var arkadaşlar. Değiştirildiğinde sayının değeri 396 azalıyor. Bak, bu cümleyi doğru algılamak lazım. 3 basamaklı bir sayının burada yerlerini değiştirdiğiniz zaman burada elde ettiğiniz sayı, yerleri değiştirdiğinde elde edilen sayı 396 azalıyor. Kime göre? İlk sayıya göre. O halde ikinci sayı
İlk sayıdan 396 azdır veya ilk sayı daha büyük, ikinci sayı daha küçük demektir. Yani bu sayıların aralarındaki fark, büyük olandan küçük olanı çıkardığın zaman 396 olacak demektir. İşte söylediği şeyin işlemsel karşılığı. Artık bundan sonra yiyeceğin halt belli. Çözüm ne? 100 çarpı yüzler basamağı artı 10 çarpı onlar artı birler eksi. CBA'yı çözümlüyorum ama demin uyardığım şekilde eksi işareti CBA'nın tamamına ait olduğu için CBA'yı çözümle ama çözümledikten sonra parantez atmayı sakın unutma. 100 C artı 10 B artı A 396 yapar. Artık bundan sonra harfli ifadelerde işlem yapmaya başlıyorsun. 100 A artı 10 B artı C eksi parantez açıyorum. 100 C eksi 10 B eksi A 396. Buradan C ile B ile olanları bir kısmı gidiyor ki B'ler tamamen gidiyor. 100 A'dan A'yı çıkardığın zaman 99 A eksi 99 C 396 yapar. 99 parantezine alasın geldi. Al. Her iki tarafı 390, her iki tarafı 99'a bölersen A eksi C farkı 4 yapar. İşte size sorulan şey buydu zaten. Bakar mısınız sorunun ne istediğine? Bu sayının birler ve yüzler basamağı arasındaki fark kaçtır diye sormuş. Dolayısıyla sizden istenen şey birler basamağı olan C, yüzler basamağı olan A, A ile C arasındaki fark 4'tür arkadaşlar. İki basamaklı AB sayısı için koşulu sağlayan AB iki basamaklı sayıları kaç tanedir diye sormuş. Şöyle bak soruya. Şimdi burada iki basamaklı olduğu söylenen bir adam var. Bu AB. O halde bunu çözümlemen lazım. Çözümleyecek adam bu. Çözümlüyorum. Diyorum ki 10A artı B eşittir. Tabi parantezleri aç arada gelmişken. 4A artı 4B. Al gülüm ver gülüm yap. A'lı olanları B'li olanları bir tarafa toparla. Küçük olanları büyüklerin ayaklarına gönder. 4A'yı sol tarafa al. B'yi eşitliğin sağına al. Tabi alırken cinsiyetlerini değiştirmeyi de unutma. 10A eksi 4A eşittir 4B eksi B. İşlemi oynadığın zaman 10A'dan 4A'yı çıkarırsın 6A kalır. 4B'den B'yi çıkarırsın 3B kalır. Tekrar şöyle alıcı gözüyle bak, aslında şu anki hali bile yeterli ama hala sadeleşebilecek halde eşitliğin her iki tarafını 6 ile 3 ile böl. 2A eşittir B kalır. İşte gelip gelebileceğin, varıp varabileceğin son nokta burası. 2A eşittir B. Şimdi AB iki basamaklı sayısının kaç tane olduğunu arıyorsun. Hatırlar mısın, sayılarda ben söylemiştim. Bu tür ifadelere değer verirken aslında nereden başladığın önemli değil de kat sayısı büyük olan adama çalışırsan işin biraz daha rahat olur. Yani burada git A'ya, B'ye değer vermek yerine A'ya değer ver. A'ya değer verdiğin zaman A'ya 1 dediğinde B rakamı bunun 2 katı olduğundan 12 yapar. A1, B2 cevap 12, sayılardan bir tanesi. A'ya 2 dediğin zaman B4 yapar. Sayı 24 olur, sayılardan ikincisi. 3 dediğin zaman 6 yapar, 36. 4 dediğin zaman 8 yapar, 48. Son olarak 5 dediğin zaman 10 olur. Yavaş ol, 510 olmaz. Çünkü 10 rakam değil. Burada bırakman gereken yerdesin. Dolayısıyla yazabilecek sayılara baktığın zaman yukarıdan aşağı doğru 12, 24, 36, 48, 4 tane sayı vardır. Cevap bu olur arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle bir örneğimize. Yine ifade yok ortada. Artık bizim düşünmemiz gerekecek. Birler ve onlar basamağında aynı rakam, yüzler basamağında bundan farklı bir rakam bulunan kaç tane 3 basamaklı sayı vardır? Aslında çözümlemelik bir soru değil bu. Şimdi birler ve onlar basamağında aynı rakam bulunsun. Birler ve onlar basamağında aynı rakam bulunması demek şu ikisi aynı. Yüzler basamağında farklı. Ama hocam burada bir sürü vardır, ben nasıl yazayım hepsini diyorsan hani bunu yazmanın yoluna bakmak lazım. Yazamıyorum deyip soruya geçecek halimiz yok. Bunu yazmanın yolu düzgün bir sırayla gitmek arkadaşlar. Şimdi düzgün sırayla nasıl gidilir? Öncelikle aynı olan rakamlar var ya, oradan bir başlayalım. Nasıl yazabiliriz?
Mesela aynı olan rakamların yerine 0 0 gelse başa gelebilecek rakamlar 1 olur, 2 olur, 3 4 5 6 7 8 9'a kadar 9 tane olur. Yani başa 1 yazarsın 100 olur. Başa 2 yazarsın 200 olur. 3 yazarsın 300, 9 yazarsın 900 olur. Yani burada bu şekilde 9 tane sayı vardır. Geçtik. Bir sonra 0 0 yazmazsın da 1 1 yazarsın. Buralara 1 1 yazarsan eğer başa gelebilecek sayılara bir bakman lazım. Başa kimleri yazabilirsin? Başa gelebilecek sayılar için başa 0 yazamazsın zaten çünkü sayı 3 basamaklı olmaz. 1 yazamazsın, 2 yazarsın, 3 yazarsın, 4 yazarsın, 5 yazarsın, 6 7 8 9 yazarsın. Burada dikkat edersen 8 tane sayı yazarsın. Yani 211, 311, 411 gibi. Başka 2 2 dersin. Başa gelebilecek sayı 1 olur, 2 olmaz. 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6, 7, 8, 9 olur. Yine 8 tane. Bu şekilde yaz, 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 yaz. Sen de yaz, yaz. En son 9, 9'a kadar geldiğin zaman. Başa yazabileceğin rakamlara bir bak. Başa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar yazarsın. Bu sefer de 9'u yazamazsın. Yani yine 8 tane olur. Dolayısıyla arkadaşlar bu koşula uygun yazılabilecek sayıların adedi 9 tane en başta. 8, 8, 8, 8. Peki kaç tane 8 sayı yazabiliyorsun? 9 tane. Bak 1, 2, 9'a kadar. Yazabileceğin 9 tane 8'li sütun var. 8, 8, 8, 8. Bu işlemi yaparsan dokuz artı 72'den 81 tane sayı yazabildiğini görürsün. Cevabın 81 olur arkadaşım. Şöyle bir örneğimiz daha. 3 basamaklı 4AB sayısı, 2 basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazla. Şimdi yine bunu denklem haline getirmek lazım. Çünkü bir ifade haline getirmek lazım. Ortada hiçbir işlem yok. Söylediği şeyi yazıyorum arkadaşlar. Diyorum ki 4AB sayısı 2 basamaklı BA sayısının 13 katı. 13 katı demek 13 ile çarp demek. 13 katından 7 fazla imiş. Eşittir. Şimdi ifadeyi kurdun. Bundan sonra yapacağın şey çözümlemek. Çözümlüyorum. Burada 4AB 3 basamaklı sayı. 4AB sayısını çözümlediğin zaman 100 çarpı yüzler artı 10 çarpı onlar artı birler eşittir. 13, ya gelip de 13'ü de çözümleme, zaten 13 13. BA sayısı var. BA sayısını çözümlediğin zaman 10 çarpı onlar artı birler artı 7. Eğer bu soruyu böyle yazarsan üstüne tüy dikersin. Şimdi yapman gereken şey şu. Burada önce şuna dikkat etmen lazım. Bak 13 sayısı ile BA'nın tamamı çarpım halinde. Dolayısıyla 13 ile BA'nın çarpılması demek, BA'yı çözümlediğin zaman 13 ile BA'nın içinden çıkan her şey çarpılacak demektir. Yani buraya kesinlikle parantez koyman gerekir. Parantezi koydum. Şimdi işlemi devam ettiriyorum. 400 artı 10A artı B eşittir. Açtım parantezi. 130A, 130B. Bunda bunu çarptım. 13 ile de A'yı çarptım. 13A artı 7. Şimdi aynı adamları bir araya alalım. 7'yi eşitliğin soluna alalım. A'lı B'li olanların hepsini de sağa atalım. 7 sol tarafa geçer. Geçerken cinsiyeti değişir. 400 eksi 7 eşittir 130B artı 13A eksi, bak, eşitliğin solundaki 10A'yı aldım, sol tarafa fırlattım, cinsiyeti değişecek 10A. B'yi aldım, sol tarafa fırlattım, eksi B. Kala kala şu olacak, 393 eşittir 129B artı 3A. Malzemem bu. Şimdi bu ifade üzerinden gitmeye bakar artık bundan sonrası. Şimdi bunu bu haline de kullanabiliriz ama bana sorarsan sadeleşebilir mi? Sadeleşiyor mu? Sadeleşebiliyorsa sadeleştir, öyle devam et. 393, 129 ve 3.
Hepsini 3'e bölüyorum. 393 de 129 da 3 de 3'e bölünür. Bak önce şuraya alayım. Artı 3A tamamını 3 ile bölüyorum arkadaşlar. Her bir sayıyı 393'ü 3'e bölersen git tenha bir yerde böl gel 131. 129'u 3'e bölersen 43 ve 3'ü 3'e bölersen 1. 1A ama sadece A yazılır. Şimdi bunu sağlayan sayı. Dedik ki hep söyleyip duruyoruz zaten. Bu tür bir ifadede değer vereceksen önce katsayısı büyük olanı önemse. Katsayısı büyük olana değer ver. B'nin yerine yazabileceğin değer 131'e yakın bir sayı. 3 yazsan 3 kere 43 şurası 3 kere 43 129 yaptığı için 129 ile A toplandığında 131 etmesi gerektiğinde görüyorsun A rakamının 2 olması gerekir. Yani sorunun çözümü için artık son noktaya vardın. B 3 A 2 oluşan sayı 32 olur. İşte size cevap arkadaşlar. Cevap 32 olur. Şöyle bir örnek daha var. A, B, C, C, B, A ve C, B, 6. 3 basamaklı sayılardır. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuş. Gene çözümle. Şu tarafı çözümle. 100A artı 10B artı C eksi C ve A'yı çözümlüyorum. 100C artı 10B artı A. Ama dikkat et parantez içinde yazdım. Eksi işareti içeriye de alacak. Birazdan CB6. Tekrar oynamaya devam et. Parantezleri aç. 100A artı 10B artı C eksi 100C eksi 10B eksi A CB6. Tekrar ve son kez 10B'ler gider. 100A'dan A'yı çıkarırsın. 99A eksi 99C CB6 99 parantezini aldığın zaman CB6. Şimdi arkadaşım geldin buraya tosladın. Bu şartı sağlayan kim olabilir diye bakıyorsun. Bu şartı sağlayan sayının kim olduğuna bakarken şu yorumu yapman lazım. Bu 99 sayısı ile A-C sayısı çarpıldığı zaman işlemin sonucu birler basamağı 6 olan CB6 sayısı bulunmuş. O halde 99 ile kimi çarparsan birler basamağı 6 olur diye düşünmen lazım. 99 ile kimi çarparsan CB6 olur? Bir düşün. 99 ile 1'i çarparsan 6 etmez. 2'yi çarparsan 99 çarpı 2 birler basamağı 8 olur. 99 çarpı 3 dersen birler basamağı 7 olur. 99 çarpı 4 dersen işte birler basamağı o zaman 6 olan bir sayı bulursun. Peki başka sayı yok mu? Bak 5 desen 99 kere 5 birler basamağı 5 olur. Yemez. 6 desen 99 kere 6 birler basamağı 4 olur. Geç. 7 desen 99 kere 7 birler basamağı 3 olur. 8 desen 99 kere 8 birler basamağı 2 olur. Ve son olarak 9 desen 99 kere 9 birler basamağı 1 olur. Yani bu şart sağlayan başka hiçbir şey yok. İşte bunu bulduktan sonra A ile C'nin farkına 4 dedikten sonra işleme devam edersin. 99 çarpı 4 CB6 396 eşittir CB6. O halde madem ki 396 sayısıyla CB6 sayıları birbirine eşit. C rakamı 3'tür. B rakamı 9'dur. Zaten 6 6'ya eşit. C 3 B 9. C'nin 3 B'nin 9 olduğunu buldun. C 3 ise eğer başa dönersin tekrar. Tekrar başa dön ve gel. İşte bu. A ile C'nin arasındaki fark 4 değil mi? Demin 4 olduğunu söylemiştin. A kaç olmalı ki? 4, A'dan kaç çıkarırsan 4 kalır diye bak. A rakamı 7 olmalı. İşte sayıların hepsini buldun arkadaşım. A 7, B 9, C 3 topla gel 19 yapar. Sorunun cevabı da 19 olur arkadaşlar.
Şöyle bir örneğimiz daha var arkadaşlar. ABC 3 basamaklı sayı, x reel sayıdır. AX 3 2, BX 2.4, CX 2 olduğuna göre x çarpı ABC işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada şöyle bir şey algılamayın sakın. A ile x'in çarpımı, aha gördüğüm 2 basamaklı sayı, BX ile x'in çarpımı 2 basamaklı sayı, C ile x'in çarpımı 2 basamaklı sayı dersen yemez. Çünkü soruda söylememiş bunu. Zaten x'in reel sayı olduğunu da biliyorsun. Ondanlık değer de alabilir. Bu yüzden bu sayılar 2 basamaklı sayılar değildir arkadaşlar. Peki nasıl çözülür? Çözüm yollarından bir tanesi, hani biraz zahmetlice bir çözüm de ben öyle çözmeyeceğim. A ile x'in çarpımı 3.2, B ile x'in çarpımı 2.4, C ile x'in çarpımı 2 olduğuna göre bu şartı sağlayan sayıları bulmaya çalışırız. Ya biraz sıkıntılı bir çözüm olur, o yüzden ben hiç oraya girmiyorum. Şimdi istenen işlem üzerinden git. X çarpı ABC sayısı. X çarpı ABC işleminin sonucunu bulabilmek için x'i çözümleyemezsin ama ABC 3 basamaklı dediği için çözümlersin. X çarpı, sakın parantezi unutma, 100, yüzler, 10, onlar, artı birler dedikten sonra parantezi açarsın. 100 çarpı A çarpı X, X'i içeriye dağıtıyorum. Yani X ile 100A'yı çarptım. X ile 10B'yi çarpacağım. X ile C'yi çarpacağım. X ile 10B'yi çarptığın zaman 10BX, C ile X çarptığın zaman CX. Şimdi bunu buldun da bu ne? Bunun için sorunun başına dönersin. Sorunun başına döndüğün zaman A ile X'in çarpımını biliyorsun. Bak sorunun başına sana vermiş. A ile X'in çarpımı 3.2. O halde elinizde artık bir sonraki satırda şöyle bir işlem olacak. 100 çarpı 3.2 artı B ile X'in çarpımını da biliyorsun. İşte bu adam 2.4, yani elinizde 10 çarpı 2.4 olacak. Artı CX'i zaten biliyorsun. Sorunun başında direkt olarak vermiş. CX dediğin sayı zaten 2. Şimdi bu işlemi devam ettir. İşlemi devam ettirdiğin zaman yüzde 3.2 çarpman gerek. Yüzde 3.2 çarparsan eğer 3.2'nin virgülü 2 basamak sağa kayar. Yani sayı 3.2 idi. Bir basamak sağa kaydırdığın zaman 3.32 olur. Bir basamak daha kaydırdığın zaman 320. 2.4 ile onu çarparsan 24 olur. Yanına da 2 var. 320, 346 sonucuna varırsın arkadaşım. İşte cevap ve çözüm. Şu örneğimiz var arkadaşlar. X, Y, Z ve A, B, C 3 basamaklı sayılardır. X, Y, Z artı A, B, C toplamında X 2, B 3, Y 5, C 4 azaltılırsa toplam ne kadar değişir diye sormuş. Şimdi bu sorunun çözümü için iki yol var. Önce en kestirme yolu söyleyeyim ben size. Birinci yol. Şöyle bir şey alırsın. Sayıların ikisini de, X, Y, Z'yi de, A, B, C'yi de ortalama rakamlar seçersin. Yani X, Y, Z'yi 555 seçersin. Y, A, B, C'yi de 555 seçersin. Toplamı 1110 yapar. Doğru yapıyor değil mi? 1110, evet doğru. Şimdi bunun üzerinden söylediği işlemi yaparsın. Yani X rakamını 2, B rakamını 3 artırırsın. X rakamı şu. A, B, C'dir bu. X rakamını 2 artırdığın zaman sayı 7 olur. B rakamını 3 artırıyorsun, 8 olur. Y rakamını 5, C rakamını 4 azaltırsan, Y rakamını 5 azalttığında bir bakarsan şu duruma, Y rakamı 5 azaltılırsa 0 olur. Özür dilerim, 0 olur. C rakamı 4 azaltılırsa 1 olur. Diğer rakamlar değişmiyor. Bu 5 olarak kalır, bu da 5 olarak kalır. Daha sonrasında bu sayıları toplarsın. 1286 olur. Ve dersin ki ilk toplam 1110'du, ikinci toplam 1286. Bu iki sayının arasındaki fark kaçsa toplam o kadar değişmiştir dersin. 1286'dan 1110'u çıkardığın zaman geriye kalan şey kaç olur? 170, 176. 176 artar dersin. Cevap 176 artardır. İkinci yolu var. Bu daha genel bir yol. Önce şunu söylemek gerekir. Çözümü yapabilmek için. Bir sayının arkadaşlar, yüzler basamağı ile oynarsanız sayının değeri yüzün katlarına göre artar veya azalır. Yani bir sayının yüzler basamağı 1 artırıldığında sayı 100 artar. 2 artırıldığında 200 artar. 3 artırıldığında 300, 4 artırıldığında 400 artar. 1 azaltında 100,
2 azaltıldığında 200, 3 azaltıldığında 300 azalır gibi. Onlar basamağıyla her oynayışında da sayı onun katlarına göre artar veya azalır. Yani birler onlar basamağıyla basamağını 1 artırırsan sayı 10 artar. 2 artırırsan 20 artar. 3 artırırsan 30 artar. Birler basamağıyla oynarsan bir sayının 1 artırdığında 1, 2 artırdığında 2, 3 artırdığında 3 artar veya azalır. Şimdi bu söylediğime göre şöyle bir çözüm çıkar ortaya. X rakamı 2 artırıldığında, şimdi sayıdaki X rakamının nerede olduğuna bakarsın. X rakamı yüzler basamağında olduğu için X rakamını 2 artırman demek sayının aslında 200 artması demektir. Geldim B rakamına. B rakamı 3 artırılır diyor. B rakamı burada. Onlar basamağında. Dolayısıyla siz B rakamını, onlar basamağında olan B rakamını 3 artırdığınız zaman sayının değeri 30 artar. Geldik Y ve C rakamına. Diyor ki Y rakamını 5 azalt. Y rakamının nerede olduğuna bir bak. Y rakamı burada, onlar basamağında. Yani Y rakamı 5 azaltıldığında sayının değeri 50 azalır. Eksi 50. C rakamına gel. C rakamı 4 azaltılırsa. C rakamı birler basamağında. O halde C rakamı 1 azaltıldığı zaman sayının değeri 4 azalır. Eksi 4. İşte arkadaşım sayı bu kadar değişir. Bu işlemi yaparsan 200, 230, 180, 176 artar denir. İkinci yol daha genel bir yol. Birinci yolda işinizi görecek bir yol. Bir de arkadaşlar bu kısımdan sonra şöyle örnekler var. Bu işlemlerle ilgili kısımlar var. Şimdi yandaki çarpma işleminde her harf farklı bir rakamı gösterdiğine göre A, B, C, D toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bu işlemi nasıl yaparsın diye düşünmekten geliyor aslında bunun çözümü. Bak, A, B, C sayısı ile D rakamını çarparsın, çıkan sonucu buraya yazarsın. Sonra A, B, C sayısıyla C rakamını çarparsın, çıkan sonucu buraya yazarsın. Ve bunları toplarsın, 9072 çıktığını görmüşsün. Şimdi şurayı bir süreyle silelim. Burada arkadaşım ilk bakıldığında görülecek şey şu. ABC sayısıyla D rakamı çarpıldığı zaman bak yine ABC sayısı çıkmış. O halde ABC ile D çarpıldığında sonuç yine değişmiyorsa D rakamı 1'dir. Şurası 1'dir arkadaşlar. D rakamı 1 olacak. İşte şura 1. D eşittir 1. Şimdi alta tekrar bir dön. Bu işleme şöyle baktığın zaman ABC sayısı ile buradaki adam toplandığı zaman 9072 inmiş. Bak şurada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey olmadığı için bu iki sayı toplandığı zaman C sayısı direkt aşağı iner ve C rakamının 2 olduğunu söyleyebilirsin buradan. C2. C rakamının 2 olduğunu yaz. Şimdi soruya bütün haliyle bir bak. Bu işlem aslında bundan sonrasında şu hale dönmüş oluyor. AB2 sayısıyla ben onu şöyle temize bir çekeyim. AB2 sayısıyla 21 çarpılınca sonuç 9072 çıkmış. O halde işlemi tersten düşün. Yani AB2 ile 21 çarpıldığında madem ki sonuç 9072 çıkıyor. 9072 sayısını git tenhabiyende 21'e böl. Direkt AB2 sayısını bulursun. 9072'yi 21'e böldüğün zaman inanmazsan yap da gör. Sonuç 432 yapar. Yani aslında burada işlemin gerçeğinde sayılar 432 ile 21 çarpılmış ve sonuç 9072 çıkmış demektir. Yani A 4'tür, B de 2'dir. E artık hepsini, B de 3'tür özür dilerim. Hepsinin toplamını arıyorsun. Toplarsın. 4, 3, 2, 1 toplamı 10 yapar arkadaşlar. Şöyle bir örnek. Yandaki çarpma işleminde K artı L artı M toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi yine demin anlattığım mantığın aynısı aslında. ABC ile 4'ü çarparsın, buraya yazarsın. Ama burada bir şey yok. Bunu kullanmaya gerek yok. Geç bunu. ABC ile 8'i çarparsın, çıkan sonucu buraya yazarsın. Yani ABC sayısıyla 8'i çarparsan 4248 ediyormuş sonucuna varırsın. O halde ABC sayısını bulmaya çalışırsan ABC sayısı
4248'i 8'e böldüğünde çıkar ortaya. 4248'i 8 ile böldüğün zaman kaç çıkar ben de bilmiyorum. 4248'i aldım. 8'e böldüm. 5, 40, 2, 4, 3. Doğru yaptık mı? 20, evet. 8 kere 3, 24. Çıktı 0, 8, 1. Yani bu ABC sayısı aslında 531 demektir. Şimdi işlemin doğru sorucunu sormuş sana. Doğru sorucunda KLM sayılarının toplamını sormuş. İşlemin gerçeği artık bütün boşlukları tamamladığın için 531 ile 8'i, özür dilerim, 84'ü çarp diyor sana. 531 ile 84'ü çarptığın zaman sonucun kaç çıkacağına bakmak gerek. Çarpıyorum bu adamları. 531 ile 84'ü çarptığın zaman şurası 2124 olur. Alt taraf 4248 olur. Topla demiş. Topluyorum. Topladığın zaman da çıkan sonuç şu olacak. 4, 0, bir elde var. 4, 1, 5, 6, 4 ve 4. Burada bu sonucun KKLMK sayısı olduğu söylenmiş. O halde eşleştir. KKLMK. Yani K4, L6, M0 demektir. K4, L6, şu 6, M'de 0 demektir. Üçünün çarpımını istiyorsun. K artı L artı M toplamını arıyorsun. Topla bu adamları. K sayısı 4, L sayısı 6, M sayısı 0. Topladığın zaman cevap 10 yapar arkadaşım. Şöyle bir örnek daha var. Bu da çok piyasanın ortamalı olmuş sorularından bir tanesi. Her yerde görürsünüz bu tarz sorular. Yandaki çarpma işlemi doğru yapasaydı sonuç kaç olurdu sorusu. Aslında mantık yine aynı. AB sayısıyla 6'yı çarparsın. Çıkan sonuç buraya yazılır. Yani X, Y, Z sayısı aslında AB sayısının 6 katı demektir. Aynı duygularla gel. AB sayısını 3 ile çarptığında çıkan sonuç buraya yazılır. KL sayısı AB'nin 3 katı demektir. Şimdi bundan sonrasında bak işlemin alt tarafı şu şekilde. X, Y, Z ile KL toplanmış. Ha bu arada işlemin yanlış yeri neresi? Bak onu söylemedik. İşlem nerede yanlış yapılmış? İşlemin yanlış olan kısmı şu X, Y, Z artı KL kısmında KL'nin bir basamak sola kaydırılmadan yazılmış olması. Hata burada. Aslında KL'nin bir basamak sola kaydırılıp da yazılması gerekiyor. Ama salak kaydırmamış. Kaydırmadığı için de alt alta toplama işlemi haline gelmiş. Bak bu işlem, benim şu sağ tarafa yazdığım işlem aslında bildiğin adi toplama işlemi. Yani X, Y, Z ile KL'yi toplamışsın. Bildiğin toplama işlemiyle 225 çıkmış. X, Y, Z sayısı şu değil miydi arkadaşlar? AB sayısının 6 katı. KL sayısı da AB'nin 3 katıydı. Bu iki adamı bildiğin toplamayla toplamışsın. Yani 9AB'yi bulmuşsun. Yani 9AB'nin 225 olduğunu bulmuşsun. 9AB 225 olduğuna göre AB sayısı 225'i 9'a böldüğün zaman 25 yapar. Ama size bunu sormamış. İşlemin doğru sonucu kaçtır diye sormuş. Ben de doğrusunu yapıyorum o zaman. İşlemin doğru sonucu 25 ile 36'yı çarpmaktan geçer. 25 ile 36'yı git, tenha bir yerde çarp gel, 900 yapar. Sayı 900. Dikkat edersen sana sorulan şey, doğru yapasaydı sonuç kaç olurdu sorusu? Cevap 900 olurdu. Sorunun cevabı 900 arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz daha. Bu artık daha da başka bir soru şekli. Ve son iki örneğimiz kaldı artık. İki masa baktı. 4 farklı çift doğal sayının toplamı 120'dir. En büyük sayı en çok kaçtır? Şimdi burada 4 tane sayım var. Bu 4 sayının toplamı 120. Bu 4 sayının toplamının 120 olmasını istiyorsun. Ve birinin alabileceği en büyük değere sahip olmasını istiyorsun. Şimdi şöyle bir mantık düşündür burada. Birinin alacağı en büyük değer için diğer 3 sayıyı söylenen koşul altında alabildiği kadar ufak seçmen gerek. Bunun için söylenen koşullara bak ve diğer 3 sayıyı alabildiğin kadar ufak al. Diyor ki iki basamakta 4 farklı çift doğal sayı. Sayı iki basamakta olacak. Birbirinden farklı olacak ve çift sayı olacak. Bu halde iki basamakta en küçük çift sayı 10.
Bir sonraki sayıya geldiği zaman sayılara birbirlerinden farklıdır dediği için bir sonraki çift sayı 12. Bir sonraki çift sayı 14. İşte bu 3 sayı 36 yapıyor zaten. O halde bu 3 sayının toplamı alabileceği küçük değere sahip olduğundan diğer sayının toplamlarını 120'ye tamamlayabilmesi için 120'den 36'yı çıkarırsın, 84 bulursun arkadaşım. Yani bu sayılardan en büyüğü en çok 84 demektir koşula uygun sayılar içinde. Bir de bunun şöyle bir örneği daha var. En büyük sayı en az kaçtır? Bak oku örneği. Rakamları farklı, iki basamaklı. 4 doğal sayının toplamı 320 olduğuna göre en küçük sayı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi bunun yapımı için de sayılardan bir tanesinin en küçük olmasını istiyorsun. O halde diğer 3 sayıyı alabildiğin kadar büyük alman gerekir ki diğer sayı ufak olsun. 1, 2, 3, 4 tane sayım var. Toplam 320 olacak. Arkadaşım şimdi birinin alabileceği en büyük, en küçük değeri istiyorsun. Diğerinin alabildiğin kadar büyük alman lazım. Diyor ki sana rakamları farklı, iki basamaktı. Şimdi alabildiğim kadar büyük alıyorum. 99 diyesim geliyor ama sayının rakamlarının farklı olduğunu söylemiş. 99'u değil 98'i kullanıyorum. Sayı 98. Diğer sayı 97 aklından geçiyor olabilir ama sayıların rakamlarının farklı olduğu söylenmiş. Sayıların birbirlerinden farklı olduğu söylenmemiş. Yani diğer sayı 97 olur. Öbür sayı 96 olur. Şimdi burada aklına şöyle bir şey de gelmiş olabilir. Bak. Rakamları farklı ama hani hocam rakamları farklı. Ben buradan şunu anladım. Bütün rakamlar farklıysa yani hocam ben buradan şunu anladım. 98 dedin. 9'u bir daha kullanamazsın anlamında değildir arkadaşlar. Sayının kendi içinde rakamları farklı. Yazdığın bütün sayıların rakamlarının farklı olduğu anlamı yoktur burada. Yazdığın sayının kendi içindeki rakamları farklı. Yani sen 98'i yazdıysan 9'u bir sonraki sayı içinde bir kez daha kullanabilirsin demektir bu. Sayıları 98, 97, 96 seçtim. Bu üçünün toplamı topladığın zaman 270, 291 mi oluyor? 291 oluyor. O halde dördüncü sayının 320'ye tamamlayabilmesi için 29 olması gerekir. Ve istenen koşul altında en küçük sayının alabileceği en küçük değer 29'dur demektir arkadaşlar. Konumuz bitti arkadaşlar. Dersimiz bitti. 20 küsür soru çözdüm. 25-26 tane falan oldu. Yani önemli bir kısım soru gelir burada. Dikkat etmekte fayda var. Kendinize iyi bakın. Önce bir tekrar arkasında mutlaka soru çözün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar.